Nikah mı geldiniz? Nerede? Hanımefendi, iyi misiniz? Evet. Evet. Hanımefendi, hanımefendi. Tebrikler. Meryem, gel. Gel sen benimle, gel. Götürün. Gel Zariyacığım, iyi misin? Serap. Geciktim. Kusura bakmayın. Ne yaptın Yardım? Tamam tatlım, tamam konuşacağız. Gel, gel. Ne yaptın Yardım? Evet, evet. Gel bir buradan çıkalım, konuşacağız. Gel. Haberi varmış bunun. Sanırım sana bir açıklama borçluyum. Açıklama için gelmedim. Ben Handan Hanım'ı tebrik etmek için geldim. Tebrikler. Hedefi 12'den vurmuşsunuz. Babanı da tebrik edeceksin sanırım. Yok, hayır etmeyeceğim. Sadece sizi tebrik edeceğim. Bu sizin başarınız. Babam için ne olduğunuysa zaman gösterecek. Hadi madem buradasın, oturup şöyle... Yok. Benden bu kadar. Baba. Evliliğinizi kabul etmek zorundayım. Ama saygı duymuyorum. Kardeşlerime de hemen müjdeyi ver istersen, olur mu? Geldiklerinde bu kadınla karşılamanı istemiyorum onları. Benim adım bu kadın değil. Senin adının ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Saygı sınırını aşmayalım. Hepimiz biraz nefes alalım. Sonra ailece oturup konuşuruz. O kadın benim ailem değil. Ne yaparsa yapsın. Babanız ceketini unutmuş. Odasına asalım mı? Yok, ver ben geçerken bırakırım. Teşekkür ederim. Onu nikah masasına oturtur. Ama bizi aile yapmaz. Bunu da yanımda götürüyorum. Ne demekti o? Ne demek istedi?
Ne yaptınız siz? Arkanız dönüp gidiyorsunuz. O yüzden mi aradım ben sizi? Gelmeniz lazım. Bora. Buraya gelmeniz lazım. Babam iyi mi? Babanız hasta filan değil. Hastalık değil, büyü bu. Büyü? O kadın, o ucuz, o basit kadın babanıza büyü yaptı. Baban evleniyor Bora. O kadınla. Handan'la gizli gizli evleniyor. Biliyorum dedek. Babanızı o kadına mı bırakıyorsunuz? Derya'cığım bak biliyorum şoka girdin, şoktasın ama hadi topla kendini ne olur. Bak şuradan bir çıkalım, her şeyi anlatacağım. Kıbrıs demişti. Sen de öyle dedin. Sevil ablanın yanına gidiyor döndü, sen de öyle dedin ya, ben de rahatladım ya sana öyle deyince. Ya ne diyeyim ki Derya ben şimdi sana? Bak taksi de geldi, biz eve gidelim. Ben sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Konuşacağız. Ama o kadınla konuşacağım ben, gelinle konuşacağım. Ne yapıyorsun? Derya bekle, dur. O kadın var ya, o kadın, o gelinlikli kadın var ya, o kadın benim annem. Benimle konuşacak, kızıyım ben onun. Utanmadan çıkacak karşıma, her şeyi anlatacak. O kadınla konuşacağım. Dur! Adam sizi bilmiyor. Adam annenin anne olduğunu bilmiyor. Gel gidelim. Gel şuradan bir çıkalım, anlatacağım her şeyi. Ne olur hadi. Pastamız da eksik değil. Maşallah. Sus. Benim bile elim ayağım titriyor vallahi. Aklım almıyor. Vallahi billahi aklım almıyor. Senin aklın almasın canım. Yeni gelin alacağını almış zaten. Gördün mü tek taşını? Nal. Ah. Ya o gerdanlık? Çıt. Boyun kırar vallahi. 5 kilo. Benim bu işe vallahi de billahi de aklım ermedi. Adamın dediği gibi vallahi. Vay gidene. Vay gelene. Vay gelene. Füsun Hanım mı o? Aa, yok artık. Onu da çağırmadılar herhalde. Şey gibi giymiş, bembeyaz. Gelin gibi. Nisa. Az önce gördüğün Bora mıydı dışarıda? Bir uğradı öyle beyefendi. Okey. Dündar Bey içeride ama değil mi? Evet. İçeride. Ah.
önce olsun isterken insanın gözü başka bir şey görmüyor. O ben evleniyorum heyecanı var ya, çok acayip bir şey. Başka bir şey görmüyorsun. Yanlış anlama ama acaba birazdan bekleseydik? Hı? Çünkü yani oğlunun söyledikleri böyle bir şey oldu. Yani bir şeyler söyledi, ima etti. Ben anlayamadım da ne demek istediğini. Yani biz acaba acele ederek biraz yanlış mı yaptık? Doğruyu, yanlışı, oğlumu ve sıradakileri, etraftaki tepkileri ve olacak her şeyi göze almıştık. Öyle değil mi? İlk misafirini evin hanımı karşılasın o zaman. Güzel olmuş burası. Nerede Cündar? Ben bahçeyi düşünmüştüm ama çok güzel çünkü ama. Füsun Hanım. Hoş geldiniz. Üçüncü karşılaşma. İkinciden sonra üçüncüden korkuyorum demiştiniz. Korktuğunuz gibi oldu galiba. Ne? Nedir bu? Bu mu? Bu gelinlik. Çok saçma ama sizinki de öyle gibi geldi bana ama. Hatta bir yerden tanıdık bu. Ha, Gülfem Hanım'ın kokteyl reyonundandı galiba. Ha. Manyaklık bu, manyaklık. Ne oluyor burada? Anlayamadım ne dediniz. Hırsız! Efendim? Ha sen hırsızsın. Ne dediğinizi anlamıyorum şu an. Ha ben anlayamadım. Gerçekten biri bana izah edebilir mi? Bu böyle bir kostüm gibi böyle kafasında tuhaf bir şey Melek Hanım. Biri bana izah edebilir mi burada nedir bu tiyatronun sebebi? Füsun Hanım size kötü bir haberim var. Bu benim yüzüğümü çıkarmayacağım. Dündar nerede? Dündar nerede? Dündar! Füsun. Dündar sen burada olanları görüyorsun, değil mi? Ben gülüyorum artık gerçekten. Gülüyormuş bana. Bunu duyuyorsun. Değil mi? Şimdi senden evlendik. Efendim? Anlamadım. Ne kadar şaşırdığını biliyorum. Seni anlıyorum. Zehir'in en yakın arkadaşı olarak emanetine nasıl sahip çıktığını da biliyorum. Ne hissettiğini de farkındayım. Ama en azından bize bir süreliğine izin verirsen ilk önce kendi böyle aile meselelerimizi hallederim. Sonra aile dostumuza sıra gelsin. Ha? Siz yabancı değilsiniz. Bu faslı çok uzatmamıza gerek yok herhalde. Melek. Buyurun. Füsun'u arabasına kadar eşlik eder misin? Füsun Hanım.
Şu hırsa bak ya. Ben anlayamıyorum bu kadını. Yüzüğü gördü, delirdi. Niye bu kadar abartılı tepkiler veriyor? Gerçekten çözemiyorum. Hayır yani rahmetlinin yakın arkadaşı olduğunu bilmesem diyeceğim ki. Deme. Bugün yeterince saçmalık yaşadık zaten. Sen de deme. Deryacığım bak anlattım ne biliyorsam sana. Ne olur bir şey de artık. Ya belki bana da kızıyorsun tamam haklısın. Ama vallahi ben buraya gelince öğrendim her şeyi. Ya bilmiyordum ablam Ketum'dur biliyorsun anlatmamıştı her şeyi. Ya bir geldim ortasına düştüm. Ya mecburen yalan söyledim. Yani o saatten sonra anneni kollamak zorundaydım. Derya. Derya canım aç şu kapıyı. Derya'cığım açar mısın kapıyı? Derya aç kapıyı. Derya. Derya aç kapıyı ne olur. Zengin koca eşittir kocaman bir ev. Fatura kaç gelir demeden bütün ışıkları yakacağım kocaman ışıl ışıl bir ev. İçinde de kalabalık bir sofra ama kuş sütü eksik. E tabii koca zengin para çok. Bastırmışım parayı yemek kursuna gitmişim. Mutlu mutlu otur canın ne isterse ye. Yok yok yeme ya da konuşmaktan, gülmekten yemek yeme bile. Mutlu aile sofralar öyledir ya. Karnın yemeden doyar yani. Hayal ya işte. Kaç yaşında olursan ol. İçinde çocuk kalabileceğim bir evimiz varmış mesela. Para var, koca var, çocuklarıma baba var. Zenginiz kızım işte. Büyümek zorunda bile değiliz. Sen sadece okumana bakacaksın mesela. Ela kompleksi yalanlar uydurmayacak. Can kolejde okuyacak. Hayal ediyorum işte ya. O kocaman eve bizim minicik hayatlarımızı sığdıracak dev bir adam var. Kapı gibi, dağ gibi arkamızda biri var işte ya anlasana. Sırtımı dayadığım, elimden tutan, yalnız değilsin buradayım diyen biri var. İnadını hayal ediyorum. Böyle bir adam gönlü cebinden zengin. Aşkı o hepimizi sığdıracağı o kocaman evden büyük. Handan. Oh kızım sen nereye kayboldun ya? Neler anlatacağım sana? Neler geldi benim başıma? Bir dur şimdi. Asıl benim sana anlatmam gereken bir şey ya var. Serap. Nereye gittin sen? Sen gittin o terbiyesiz oğlu geldi. Ya Handan bir dur dinlesene beni. Böyle garip garip imalar bir şeyler söyledi hiç anlamadım. Ama esas o sosyetik cadı geldi ama ben onu geldiğini öyle bir pişman ettim ki yemin ediyorum sana şu an Maldivler'deyim balayında. Handan bak Derya. Ya ne Derya'sı sen beni duymuyor musun? Hayatımın en önemli günü diyorum sana. Neyse tamam ben şimdi çok fazla konuşamayacağım. Bana bak. Ablan yokken çocuklar sana emanet ona göre. Hangi çocuklar? Senin çocukların yok ki. Hiç olmamış ki öyle demişsin ya sevgili kocana.
Senden... Ne oldu? Niye kekeliyorsun? Şu hayatta en çok istediğin şey olmuş işte. Meğer Handan Hanım hiç anne olmamış. Hayallerin gerçek olmuş, tebrikler. Al bak hayalindeki ev, elektrik faturasını düşünmeden cayır cayır bütün ışıklarını yakacağın o ev var ya. Hayrını gör, artık senin. O zengin koca senin. Sıkı sıkı tut elinden kocanın, sakın bırakma. Hakkın o senin. Söke söke aldın sana kocayı. Uğruna çocuklarını sattın da aldın. Gülümse şimdi. Seversin ya sen inadına gülmeyi. En iyi yaptığın şeyi yap, inadına kahkahalarla gül. Sahip olduğun her şeye bak ve gül. Bu senin en mutlu günün, çıkar tadını, değsin. Çok büyük fedakarlık yaptın sen bugüne gelmek için. Çocuklarını feda ettin. Değsin. Her bir anına, her saniyesine değsin. İyi miyim? Bir şey yok. Çarptı herhalde. Bugün hiçbir şey hak ettiğin gibi olmadı. Biliyorum. Davetsiz misafirler. Kötü sürprizler. Acele ettik, kabul. Yani buradaki eşyaları değiştirme fırsatımız da olmadı. Bunun senin için ne kadar rahatsız edici bir durum olduğunu biliyorum. Hani yatağınız bile sizin yatağınız. Sen yanımdayken benim için her şey sadece seninle andan. Hayallerimizin başlangıcını yapamayacağımızı biliyorduk. Ama telafi edeceğim andan. Ev, oda, düğün, balayı, hepsi. Hepsi zamanı geldiğinde hayal ettiğinden daha güzel olacak. Pasta da pasta yani.
Ay, diyetimi bozdurdu yine. Aman vallahi bir yandan yiyorum ama bir yandan da şurama oturuyor. Benim hala inanasım gelmiyor bu işe. Yani kadın şu anda yukarıda, tepemizde. Başımız evin hanımı mı oldu? Tepemiz başımıza yıkılmaz da bari. Alev aldı yukarılar. Ben söyleyeyim de size. Tövbe tövbe. Edepsiz. Vallahi kimse kusura bakmasın. O işveler, o cilveler. Oho! Adamı rahmetlinin 40'ı çıkmadan nasıl nikah masasına oturttu? Merdivenleri çıkışından belliydi canım. Melek ablacığım. Şu münasebetsizi bir susturayım. Şantiyeden arıyorlar. 30 saniyen var. Dündar abi, ablam hastaneye kaldırmışlar. Nasıl yani? Ne hastanesi? Abi bilmiyorum. Oraya da aradım, açmıyor. Ben daha yoldayım, gidemedim. Ne olur yalnız bırakmayın, ben de geliyorum. Ne olmuş ki? Mezarlıkta Zerrin ablanın yanında baygın bulmuşlar. Acil mi? Yani ne oluyor gece gece mezarlıkta ne iş varmış anlamadım hiçbir şey. Servet arabayı hazırla sana. Ben de geleyim. Ben ne olduğunu anlayıp sana haber vereceğim, tamam? Burada yalnız mı kalacağım? Geç kalmayacağım. Şey ister misiniz? Hayır yani bavuldan bir tek gelinlik çıktı da. Kıyafet falan da getirmemişsiniz. Yok gerek yok teşekkür ederim. Nasıl sormadın ya hangi otelde olduğunu? Madem telefonu bozuk oteli arardık o zaman. Kendi arar diyorum. Aramadı ama. Hani uçaktan inince arayacaktı hemen? Saat kaç oldu? Hadi can uyuyor musun ya? Ay ne rahatsın hakikaten abla ya. Belki bir şey oldu kadın. İnsan merak eder ya. Bir şey olmaz ona. Saat kaç oldu? Sen artık susuyorsun. Can sen de uyuyorsun artık. Ya annem ben uyuduktan sonra ararsa? Aramayacak can annen. Aramayacak ya. Yani bu saate kadar aramadıysa... Alkış. Annem siz gerçekten bir harikasın abla. Özür dilerim. Ablacığım hadi kalk yatağına yat. Ben de sana bir hikaye uydurayım barışalım. Hı? Ben bu akşam annemin yanında yatıyorum.
Bir şey mi istediniz? Yok, hayır, öyle bakınıyordum. Daha önce hiç fark etmemişim. Kaç oda var bu evde? Personel katı hariç 6 oda, 3 banyo, 700 metrekare. Emlakçılık desem var. Kaç tane misafir odası var acaba? Onlardan birini açabilir miyiz Dündar gelene kadar ben orada takılsam? Olur mu? Neden? Siz misafir misiniz? Evin hanımı yatak odasında yatar. Rahmetli Zerrin Hanım öyle yapardı. Sizin işiniz vardır, ben sizi tutmayayım. Onca yıl o yatakta yattı rahmetli. Hasta aklına rağmen mışıl mışıl uyudu. Çünkü vicdanı rahattı. Sizin rahat mı? Ne oluyor şu an? Ha? Ne yapıyorsunuz siz böyle kolumu tutmalar falan? Haddinizi aşmayın isterseniz. Siz had aşmayı iyi bilirsiniz. Buraya haddinizi aşa aşa geldiniz. Bakın yaşınıza olan saygımdan şu an sus. Ya sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun? Siz hiç merak etmeyin. Benim kim olduğumu öğreneceksiniz. Sen kimsin ya? Deli edecek beni ya. Cadıya bak, yok. Hepsi kazıtlı yapıyor ya. Beni delirtmek için yapıyorlar. Da seni cadıdan beter etsin. Serap, ben burada çok yalnız kaldım ya. Dündar Bey, hanımefendi kendine geldi. Demek ilk gecenizde mahvetmeyi
Ne aptallık değil mi? Onca yıl sonra bir bebek bizi kavuşturmaya yeter sanmıştım. Ama yetmedi. O da çekti gitti. Tıpkı babası gibi. Sana o zarfı açtığım gün söyledim. Ben o bebeğe baba olmam dedim. Söylemişti. Elbette söylemişti. Ama ben ne yaptım? Aptal gibi. O çekmecede. O yüzü görünce. Gidip Kürtaj randevumu iptal ettim. Füsun. Füsun. Neden? 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 Neden o kadar? Neden ben değil de o? Neden? Kendi zehrine benziyorsun. Aynı hisleri. Aynı ağlama. Aynı zehir. Aynı. Sana da iyi geceler Melek. Füsun Hanım'ı merak ettim. Daha iyidirler inşallah. Yanlış yaptınız. O kadın... kadın olmaz. Yanınıza, adınıza... bu eve yakışır mı o kadın? Çocuklar... çocuklara olur mu hiç o kadın? Pişman olacaksınız. Bu fikrinizden hemen vazgeçmezseniz çok pişman olacaksınız. Lütfen bir kez olsun benim sözümü dinleyip... Sen kimsin Melek? Ha? Bu cesareti kimden alıyorsun, benden almıyorsun çünkü. Ben hiçbir personelime koluma yapışıp özel hayatıma karışması için cesaretlendirmiyorum çünkü. O halde söylesene sen kimsin? İçerideki diğer personelden, Hikmet'ten, Gonca'dan, Nisa'dan ne farkın var? Tek bir saygısızlık. Bana ya da eşime tek bir sınır ihlali yaparsan... başıma hiç çıkarma Melek. Onca yıldan sonra bana yeni kahya aratma.